Uzman onbaşı İsmail Yazıcı 31 yaşındaydı. 4 ay önce evlenen asker baba olmaya hazırlanıyordu. Eşi 3 aylık hamileydi. Zonguldak'ta yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Uzman onbaşı memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Telme köyünde toprağa verilecek. Uzman çavuş Mehmet Serinkan'ın ağabeyi de askerdi. Ağabey Hüseyin Serinkan 2016 yılında Suriye'nin Elbap bölgesinde yaşanan bir çatışmada gazi olmuştu. Denizli'nin Tavas ilçesine bu kez acı haber gitti. Serinkan ailesi yasa boğuldu. Teğmen Ramazan Günay, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapıyordu. Operasyon bölgesine geçici olarak gönderilmişti. İzmir Buca ilçesinde yaşayan ailesi döneceği günü beklerken şehadet haberini aldı. Anne Firdevs ve baba Ahmet Günay'a sağlık ekipleri müdahale etti. Sözleşmeli er Yasin Karaca 23 yaşındaydı. Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biriydi. Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Acılı aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit haberi giden bir diğer kent Malatya oldu. Sözleşmeli er Emre Taşkın 22 yaşındaydı. Geçen yıl göreve başlamıştı. Öbür gün şehit olursam bu videoyu paylaş. Tamam söyle. Evlatlarının şehit olduğunu öğrenen ailesi gözyaşlarını tutamadı. Taşkın Malatya'nın Battalgazi ilçesinde toprağa verilecek. Sinop Boyabat'ta şehit haberi alan yerlerden oldu. Sözleşmeli er Çağatay Erenoğlu evli ve iki çocuk babasıydı. Geçtiğimiz yıl Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanmış ve tedavisinin ardından tekrar göreve